Merhabalar, İstanbul Hipnoterapi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kendirci ile birlikteyiz. Kendisinden hipnoterapi ile ilgili detaylı bilgiler alacağız. Merhabalar Merhaba. Hasan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Hasan Bey, ilk olarak sizleri tanıyalım. Ben Doktor Hasan Kendirci, tıp doktoruyum. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum 1984 yılında. Uzun süre çeşitli hastanelerde görev yaptım, çeşitli servislerde. Daire hekimliği yaptım asıl olarak. Daha sonra psikoloji eğitimi alarak mesleğime yeni bir boyut kazandırdım. Psikoterapi ve hipnoz eğitimleri aldım. Şimdi danışanlarıma ve hastalarıma psikoterapi yöntemini uygulayarak yardım etmeye çalışıyorum. Evet. Hipnoterapinin Türkiye'de ilk adımları atan uzmanlarımızdan bir tanesisiniz. Evet. Sizce hipnoz nedir hocam? Hipnoz aslında telkin yoluyla tedavi şekli bizim için. Yani hipnozun çok çeşidi var. Biz sahne hipnozunu bunun dışında tutuyoruz. O zaten etik olmayan ve yasak olan bir şey. Biz hastalarımıza telkin yoluyla gevşeme çalışmaları yapıyor ve daha sonra yine telkin yoluyla çeşitli sıkıntılarının tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Hipnoz hangi durumlarda kullanılmalıdır? Hipnozun çok geniş bir kullanım alanı var. Bir kere genel tıpta kullanılan bir teknik. Mesela çok ciddi ağrılı hastalarda ya da bizim psikosomatik hastalıklar dediğimiz daha çok sinirsel kökenli ama bedensel belirtilerle seyreden hastalıkta da kullanabiliriz. Bunun dışında çocuk hastalıklarında çok kullanılabiliyor. Çocukların çeşitli sorunları vardır. Mesela tırnak yeme, parmak emme, uyku bozukluğu, tikler, bir takım davranış bozuklukları, okul ders başarısı eksikliği, konsantrasyon sorunları gibi birçok sorunlarında kullanıyoruz. Ruhsal sağlıkta çok geniş bir alan var. Çeşitli depresyonlarda, bazen anksiyete bozukluğu dediğimiz çeşitli kaygılı durumlarda, korkularda, takıntılı durumlarda, sinirsel durumlarda, aşırı öfke ve sinir sorunlarında kullanabildiğimiz değerli teknik. Diş ekimiyle de kullanılıyor. Ağrısız diş çekme ve diş ekimi korkusunu gidermek için. Daha çok kimler başvurmaktadır? Şimdi çok geniş bir kullanım alanı olduğunu söylemiştik. Bana gelenlerin büyük bir kısmı sigara bağımlıları. Bir kere bunlara ciddi bir şekilde yardım edebiliyoruz. Onun dışında okul ve ders sorunu olan gençler çok başvuruyor. Mesela üniversite sınavına girecek ya da TEOG sınavına girecek. Bu sınav anksiyetesinde yani sınav kaygısında, sınav korkusunda çok etkili bir yöntemdir. Kısa çalışmalar, 3-4 seanslık çalışmalarda bile çok ciddi başarılar sağlıyoruz. Gene çocukların okul ders motivasyonu eksikliğinde, ders çalışmak istememesi, bilgisayar bağımlılığı, çağımızın hastalığı, teknoloji bağımlılığı, bir takım davranış bozukluklarında hipnoterapi etkilidir. Çocuk ve gençlerde son derece etkili. Mutlaka ailelerin, anne babaların aklında olması gereken bir teknik hipnoz. Daha kısa süreli sonuçlar alabilmeleri açısından. Onun dışında çeşitli ruhsal hastalıklar tabii. Kaygı bozuklukları, korkular, takıntılı durumlar, uyku bozuklukları, sinirli ve gergin olma hali, stresli olma hali. Sadece psikolojik bir rahatsızlık olması gerekmiyor. Kişisel gelişim için de hipnozu kullanırız. Başarının artması, sporcu başarısının artması ya da işte birinin bir performans göstermesi gerekiyorsa, bir sanatçının sahnede performansının iyi olması, bir sunumun, konuşmanın iyi olması için de hipnotik destek veriyoruz. Hipnoterapi almak isteyen bir insan nelere dikkat etmeli ve kimlere başvurmalıdır? Bir kere kime başvurduğunu iyice dikkat edip araştırmalıdır. Eğitimi nedir? Mutlaka alan içinden birini seçmelidir. Bir tıp doktoru olabilir, bir diş hekimi olabilir, bir klinik psikolog olabilir. Şimdi bu işi yapan piyasaya baktığınız zaman bir sürü insan var. Bunların çoğu ehliyetli insanlar değillerdir. O zaman işte hipnozdan zarar görülür mü meselesi geliyor. Görülür tabii o zaman. Gerçekten bu konuda donanımlı, eğitimli, deneyimli, tecrübeli isimlere ve alandan isimlere yönelmelerini özellikle tavsiye ederim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Size nasıl ulaşabilirler? Bana 24 saat ulaşabilirler. İnternette cep telefonum, ofis telefonum açıkça yazmaktadır. Sadece adımı girsinler. Doktor Hasan Kendirci yazsınlar ve tuşa bassınlar. Ben karşılarındayım. İstedikleri zaman, istedikleri soruları sorabilirler. Bana gelip gelmemeleri şart değil. Yani ben onları yönlendirebilirim. Yanlış bir yere gitmelerine önlem olarak söyleyeyim. Kolayca ulaşabilirler. Ayrıca istanbulhipnoterapi.com adresinden sisteme girerek benim bilgilerime ulaşabilirler. Bugün İstanbul Hipnoterapi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kendirci ile birlikteydik. Kendisiyle hipnoterapi hakkında detaylı bilgiler aldık.
Siz de uzmanımıza ulaşmak istediğiniz takdirde Doktor Hasan Kendirci olarak Google'da yazdığınız zaman doğrudan 7 gün 24 saat kendisine ulaşabilirsiniz. Ve istanbulhipnoterapi.com sayfasından da hocamızla ilgili detaylı bilgilere ulaşma şansı yakalayabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.